insan hakları aktivistleri Ruşen Abbas ve Abdülhakim İdris, Avrupa ülkelerinde hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Uygur soykırımını anlattı. Washington DC merkezli Uygur Hareketi Teşkilatı Başkanı Ruşen Abbas ve Uygur Araştırmaları Merkezi Müdürü Abdülhakim İdris, 19-22 Mart tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da bir dizi önemli etkinlik ve toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra 23-24 Mart tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret ederek Dışişleri Bakanlığı, Çin İşlerinden sorumlu yetkilisi Martin Tümel ve bazı araştırma merkezlerinin uzmanlarıyla bir araya gelerek Uygurların mevcut durumunu anlattılar. Doğu Türkistan meselesinde cephe hattını tüm İslam alemine yaymak ve çeşitli cemaatleri Doğu Türkistan'ın tarihsel ve reel vaziyetiyle ilgili konularda bilinçlendirmek amacıyla Malezya'da temaslarını sürdüren Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği heyeti, Kalantan eyaletinde üst düzey yetkililer ve önemli cemaatlerle bir araya gelerek Doğu Türkistan sorununu anlattı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'a atadığı sözde bölge sekreteri Ma Xingrui'yi kabul etti. Kazakistan'da Doğu Türkistan'da kalan akrabaları için eylem yapan Kazak Türklerini engelleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Doğu Türkistan'da Türk topluluklarına uygulanan soykırımın mimarlarından Çin Komünist Partisi bölge sekreteri Ma Xingrui'yi kabul etti. Tokayev, Çin'le ebedi dostluğa dayalı işbirliğini derinleştirmeye çalıştığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi'nden yeni bir Çin karşıtı adım geldi. Temsilciler Meclisi'nin Çin'in uluslararası örgütler çerçevesinde gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılmasını öngören bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul ettiği bildirildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatının 22 kat arttığını kaydetti. İskoç Ulusal Partisi'nin yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf, Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu. Yusuf, Adalet, Ulaştırma ve Avrupa Bakanlığı görevlerinde bulundu. Hamza Yusuf, 2021'den bu yana da Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu. Özbekistan'ın bu yıl ekonomiye 11 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmesi planlanıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla yatırım, ihracat ve uluslararası işbirliği konulu toplantı gerçekleştirildi.